Herkese selam. Walking Bed yürüyüş bandım evime geldi. Şimdi hep beraber kutuyu açacağız ve ürünümüzü inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İçerisinde geldi. Diğer sitelere göre fiyatı daha uygundu ve daha hızlı kargoyla geleceği için bunu tercih etti. Küçük spor salonuma katlanabilir yürüyüş bandını ekliyorum şu anda. Hafta sonları evde kaldığımız bu günlerde çok çok iyi olacak bizim için. Keşke daha evvelden alsaymışım diye düşünüyorum. Bu ürünü tercih etmemin asıl sebebi tabii ki yerden tasarruf sağlaması. Gördüğünüz üzere ilk olarak içerisinden kullanma kılavuzu çıktı. Ürün ikiye katlanabildiği için odamda çok yer kaplamayacak. Adaptörü de gelmiş, süper. Aynı zamanda tabii ki alırken herkesin yorumlarında gördüğüm şuydu. İçerisinden adaptör, uyumlu adaptör başlığı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Amazon'un ilk satışlarına baktığımda eski yorumlarda çıkmadığını ve ayrıyeten alınması gerektiği söylenmişti. Ancak son en yeni gelen yorumlarda artık paketi kablonun da dahil edildiğini gördüm. Eğer kablo çıkmazsa internetten araştırdığım kadarıyla 54 lira gibi bir kablosu var. Onu temin edebilirsiniz. Evet, ürünümüz şu anda kasta haldeydi. Gördüğünüz gibi açtık. İçerisinden zedelenmesin diye strofor çıktı. Bu nedir? Üzerinde modlarının yazdığı bir kağıt çıktı. Kalınlığı sanırım yaklaşık yerden 5 santim kadar falan. Yaklaşık bildiğim kadarıyla 25 kilo. Bu tekerlekler vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde konumunu değiştirebiliyorsunuz. Ürünün bant boyu 120 santim, bant genişliği ise 41.5 santim. Ürünün taşıma kapasitesi 105 kilogram diye de üstünde belirtilmiş. Evet, kablo kutusunun içerisinden çıkan malzemeleri göstermek istiyorum size. Kalibrasyon ayarını yaparken kullanılacak olan alyan. Ürünün zaman zaman yağlanması gerekecek özel yağ ve tüpü gönderilmiş. Bileğe takıp hızı arttırıp azaltabileceğimiz kumandamız piliyle beraber gönderilmiş. Ve ürünün içerisinde asıl bulunması gereken power kablosu, yani bu bilgisayarlara taktığımız bildiğiniz güç kablosuyla çalışıyor bu üründe. Bu kablo gönderilmiş. Şimdi birazdan çalıştırıp devam edelim. Ürünün hemen ön kısmında açma kapama düğmesi var. Power kablosunu da hemen buradan takıyorsunuz. Gördüğünüz üzere
Şu anda cihazımız açıldı. Benim üründe gördüğüm tek şey şu oldu, hoşuma gitmeyen. Katlama yeri sanırsam burası bu şekilde S halinde gelmiş. Bilmiyorum diğer ürünlerde böyle mi? Hani kocaman da cihaz, bunun için iadeyle uğraşmak istemiyorum ama bir araştıracağım açıkçası neden böyle. Evet, kutunun içerisinden çıkan 4 parça bir şey oldu. Birincisi şu takmış olduğumuz güç kablosu, bahsetmiştim daha önceden. 3 ayda bir bantın yağlanması gerekiyormuş. Bunun için özel bir yağ konulmuş tüpünle beraber. Kalibrasyon ayarı için alyan gönderilmiş. Ve tabii ki bileğe takılıp seviye arttırılıp azaltabilen kumandası var. Orta tuşundan durma ve başlatma yapılıyor. Artı, arttırma, eksi, azaltma. Bir de mod değiştirme tuşu var. Buradan otomatik veya manuel moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Cihazın üzerinde zaman, hız, mesafe, adım özellikleri bulunmakta. Kumandanın mod değiştirme tuşundan bu şekilde otomatik moda geçiş yaptırabiliyorsunuz. Oldu ki kumanda bozuldu. O zaman cihazın üzerinden kullanabileceğiniz bir yan tuş var. Bu yan tuştan basarak da mod değişikliği sağlayabiliyorsunuz. Başlatalım ve deneyelim. Kumandamızın orta tuşuna basıyoruz ve 3'ten geriye sayıyor. Ve en düşük seviyede cihaz çalışmaya başlıyor. Ürün yürüme bandı olarak geçiyor. Koşu bandı olarak geçmiyor. Ancak 6. seviyeyi de açtığınızda koşma modunu yaşamış oluyorsunuz. Beş buçuk. Artık koşu moduna geçtik. 6. Şu an 3.5 seviyesinle cihazdan iniyorum. Stop tuşuna bastım ve durdurdum. Cihaz durdu. Gelelim otomatik moduna. Modu değiştirdim. Evet, otomatik modu aldık. Otomatik modunda cihazın üzerine çıkıp önüne doğru geldiğinizde cihaz kendisi otomatik algılıyor ve başlatıyor. Yalnız adım atmanız lazım. Eğer adım atmazsanız ve geriye doğru giderseniz cihaz otomatik kendiliğinden duruyor. Tekrar yapalım. Bakın buradayım ve başlamadı şu anda. Öne doğru gidiyorum. Beni görüyor. Ve cihaz çalıştı. Ve hangi modda kapattıysanız en son o modda açılıyor. Siz ne kadar hızlı adım atarsanız da o kadar hızınız birden artıyor. Eğer yavaşlarsanız o da sizinle beraber geriye doğru gittikçe yavaşlıyor. Şimdi ben biraz hızlanacağım. Gördüğünüz gibi 5.1'e çıktı. Yavaşlayacağım. Kendimi geriye doğru bıraktım ve cihaz durdu. Otomatik mod da bu şekilde. Ben şu an testimi anlatım aşamasında ev ayakkabısıyla yapıyorum. Tabanı kalın olduğu için bununla yapıyorum. Açıkçası ürünün kılavuzunda da yazan mutlaka spor ayakkabıyla yapmanız. Altı temiz güzel bir spor ayakkabı ayarlamam gerekecek. Yeah.
koşma hatlarına göre oldukça sessiz. Ancak tabii bir apartman dairesinde oturduğum için alt komşuyu yine de rahatsız etmemek adına ben altına bir kalın halı ayarlayacağım veya bilmiyorum. Belki spor matını koyabilirim sesi engellemesi için. Çünkü koşu moduna geçildiğinde ses artıyor ister istemez. Eğer bu şekilde önde tutma yeri olmadan kullanamayacak durumdaysanız ek olarak aparat alabilirsiniz. İnternette ek aparatlar satıldığını, tutma aparatı satıldığını gördüm. Onlardan satın alabilirsiniz. Ürünümü anlattım. Testlerimizi de yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve ürün hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.